Arkadaşlar merhaba, bugün size trafo tanıtacağım. Trafo dediğimiz ürün birçok cihazın adaptöründe, yeni nesil adaptörlerde dijital şekildedir. Yani nasıl dijital şekildedir? Trafo yine vardır ama daha ufaktır. Kullandığınız cihazın boyuna, ebatına, kullandığı enerjiye göre bu trafonun boyu değişebilir. Benim göstereceğim trafo bilgisayarların UPS'inden çıkan bir trafo. Yani UPS nedir derseniz, bilgisayarın elektrik gittiğinde elektriğin kesilmemesini sağlayan güç birimidir UPS. Onun trafosudur bu. Neden bu kadar büyük diye sorarsanız, bu trafonun şarj ettiği akü pil daha büyük olduğu için. Daha ufak olsaydı trafo yanardı, bunu da belirteyim. Bu trafo amperi yüksek akü pilleri şarj ediyor. Yani bilgisayarda kullandığınız UPS'in çalışma düzenini sağlıyor. Şarj ediyor, kesiyor. Trafoların genel hali bu şekildedir. Bunun boyutu değişebiliyor. Çok ufağı da var, çok büyüğü de var. Değişik şekillerde olanları da var ama genel amacı kullanımı bu şekilde. Trafonun iç sarımı, şöyle şurada gördüğünüz, şöyle çeviriyorum. İç sarımı şu şekildedir. Yani şurada kağıttır ama bunun altında bakır tel var. Bakır telle sarılıdır. Bakır telle sarılı olan bölüm kalınlığına göre wattı düşürür yükseltir, voltu düşürür yükseltir. Yani bunu elle sararsanız iplik yumağı gibi bir işinize yaramaz. Bunu makinalarla sarıyorlar. Alacağınız güce göre sarılıyor. Kullanacağınız yere göre sarılıyor. Bu trafonun ekstra kullanıldığı bir yerden bahsetmek istiyorum sizin için. Bu neresidir? Şöyle söyleyeyim. Günlük hayatımızda motorla alakalı kullandığımız bütün motorların içinde bu sargı vardır. Bunu da size belirteyim. Oyuncaklarda kullanılan motordan tutun, makinalarda kullanılan motorlara kadar bu sargı vardır. Hatta kullandığımız araçların motorlarında dahi bu sargı vardır. Bakır telle yapılmış bir sargıdır motorun etrafında. Örnek veriyorum, araçlarda nerede kullanılır derseniz, araçların şarj dinamosunda, marş motorunda bu sargı vardır. Trafodaki sargının içindeki benzer sargı. Aynı sistem ve mantıkla çalışırlar aşağı yukarı. Motordakinin trafosu manyetik alan etrafında motoru tetikler, döndürmesini sağlar. Bu trafo ise, örnek veriyorum, 220 voltu 12 volta düşürür, 9 volta düşürür. Örnek veriyorum, evimize gelen, mahallemizde gördüğümüz büyük trafolar ise 3000-2000 voltu 220-210'a düşürür. Yani normal hayatımızda standart kullandığımız elektrik boyutuna indirir. Yani trafo dediğimiz zaman günlük hayatımızda neredeyse birçok üründe kullanılıyor. Gösterdiğim gibi. Bu ürünüm de bu şekilde arkadaşlar. Fazla konuya değinmek istemiyorum. Bu ürünü göstererek anlatmak istedim. Sebebi, dediğim gibi, nerede kullanılır, ne işe yarar? Önünüze düştüğü zaman taş gibi bir şeydir, ağırdır. Bundan ufağı da aynıdır. Çakıl taşı gibidir ama önünüze koydukları zaman yabancı olmayın. Bilginiz olsun diye bu videoyu yaptım sizin için. Öyle söyleyeyim. Arkadaşlar, ürünümüzde genel olarak kullanıldığı yerleri ve ne işe yaradığını anlatayım bu arada. Ürünümüzün şu şekilde göründüğü gibi, şunlar 3 adet kablo var burada. Gördüğünüz üzere. Nedir, ne işe yarar kısaca anlatayım. Kocaman kocaman kablolar. Şöyle. Buradan elektrik kısmıdır bu. Yani 220 volttan gelen kısımdır bu. Şu kısım, çıkan kısım ise göründüğü gibi şu şekilde, bakın, ayırıyorum. Bu taraf kalın, bu taraf ince. Şuradan elektriğimizi taktığımızda bunların bir tanesi ve bu güç kaynağına, yani şeye girer. Şöyle söyleyeyim, yani trafodan çıkan bölümde adaptöre girer. Bu UPS güç kaynağı. Güç kaynağı nedir? Bilgisayarınızın elektrik gittiğinde bir süre çalışmasını sağlayan kutu şeklinde bataryadır. Ama bu bataryayı bu ürün şarj eder. Trafodur. Onu da anlatayım. Şu iki kablo adaptöre girer. Yani o aküye girer. Öyle diyeyim. Şu bir tane kablo ise arada statik elektriği, yani topraklamayı sağlar. Şimdi renk olarak anlatmıyorum. Bazılarına değişiklik gösterebiliyor. Şu kablo ne içindir? Bunu anlatayım. Bu kablo elektrik dengesini sağlar. Yani UPS, örnek veriyorum, telefonunuzu şarja taktınız. Ne kadar şarj olacak? Nerede şarjı kesecek? Batarya dolduğu zaman, %100 olduğu zaman şarjı otomatik keser. Bunun için anakarta bağlanır. Yani UPS'in anakartına bağlanır. Farklı bir videomda UPS'i de tanıtacağım size, nedir.
UPS dediğimiz diğer adıyla güç kaynağı ya da elektrik gittiğinde kullandığımız jeneratör niyetine düşünün. Bir süre elektriğimizi tutan ve bize sağlayan inverter çeviricidir. İnverter de araçlarda kullanılır. 12 volt düz akımı araçlarda dalgalı akım 220'ye çevirirsiniz. Bu da bir nevi inverterin çeviricisi gibi düşünün trafoyu. Öyle anlatayım size. Trafomuz günlük hayatımızda yine dediğim gibi telefonun şarj aletinin içindeki adaptörü de aynıdır. Yani şundan vardır. Bunun amacı 220 voltu 12 volta düşürür. Telefonda 220'yi 5 volta düşürür şarj aletlerinde. Bu tarz günlük hayatta kullanılan her şeyde neredeyse bunu görmek mümkündür. Ha şekli değişebilir. Değişik şekillerde, kutularda, kasaları vardır. Bunu da size belirteyim. Ürünümüz dediğim gibi bu şekilde. Arkadaşlar trafo için örnek vermek istiyorum bu arada videomda. Bakın şimdi şu anda bunu bu şekilde gösterdim. Yabancı madde gibi duruyor. Bunun kapalı halleri bunlar. Bakın şarj aleti, Xiaomi veya Samsung şarj aleti. Şu şekilde telefon, sabit telefon ahizesi, bu kablosuz telefonların şarj adaptörü. Nokia kalın uçlu şarj aleti. Örnek gösteriyorum. Bakın şurada Philips Walkman Discman şarj aleti, yani adaptörü. Şu şekilde gösteriyorum. Nokia'nın ince uçlu şarj kablosu, örnek veriyorum, şarj aleti. Bunların içinde bunun ufaklarından mevcut. Hatta bu biraz daha dijitaldir. Bakın şekli değişik ya, bunun içinde bile bundan vardır. Bunu da size söylüyorum, yani var. Örnek olarak gösteriyorum bunları yanında. Yani ben size bunu bu şekilde anlattım ama bu şekilde kılıklara da bürünüyor. Yani şekilleri de bu şekilde de olabiliyor. Bunu bilmenizi istedim. Bu şu andaki örnek gösterdiğim kısımda. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Farklı video çekmemi isterseniz yine yorum yapabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.